Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 9 Mart 2017 Perşembe. Suriye krizinde tüm dikkatler yarına çevrildi. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya'ya gidiyor. Masadaki en önemli konu kuşkusuz Suriye'deki gelişmeler olacak. Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda ve son olarak da İsviçre. 16 Nisan referandumu öncesi değişiklikten çok Avrupa'nın toplantı yasağı konuşuluyor. Son gelişmeleri birazdan aktaracağız. 15 Temmuz davaları devam ederken soruşturmalara da yenileri ekleniyor. Bursa'da FETÖ'nün eğitim ayağına yönelik soruşturmada 59 kişi hakkında gözaltı kararı var. Günün öne çıkan başlıkları böyle. Şimdi ayrıntılarla Olay Ana Haber başlıyor. Türk, Rus ve Amerikan Genelkurmay Başkanlarını ilk kez bir araya getiren Antalya'daki kritik Suriye zirvesi sona erdi. Zirvenin son gününde Genelkurmay Başkanlığı'nın paylaştığı bir fotoğraf gündemi oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Yarın Moskova'ya yapacağı ziyarette ana gündemin Suriye olacağını kaydeden Erdoğan, 3 Genelkurmay Başkanı'nın geldiği noktayı Putin'le değerlendirme imkanımız olacak dedi. Genelkurmay Başkanım'dan gerekli bilgileri aldım ve bu üçlü görüşmelerde Sayın Genelkurmay Başkanım'dan aldığım bilgiye göre iyi geçti. Türk, Rus ve Amerikan Genelkurmay Başkanları'nı Antalya'da bir araya getiren zirve sona erdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar zirvenin son gününde Amerikan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeri Gerasimov'la ikili ve üçlü görüşmeler yaptı. Amerikan Genelkurmay Başkanı ile yapılan görüşmenin gündeminde olası RAK operasyonu vardı. Toplantıya ilişkin Genelkurmay Başkanı'nın paylaştığı fotoğrafta masanın üzerindeki dosyada RAK Harekatı Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Müşterek Planlama Çalışması yazısı dikkat çekti. Dosyanın üzerinde 20-25 Şubat tarihi yer aldı. Genelkurmay kaynakları özellikle Membiç ve Rakka konusunda önemli ilerleme sağlandığını söylerken, Cuma günü Moskova'da bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin'in ana gündeminde de bu konu olacak. Suriye'de şu anda Rusya'nın, Türkiye'nin burada önemli bir konumu var, yeri var. Üç Genelkurmay Başkanımızın geldiği noktayı da orada bir değerlendireceğiz. Moskova'da düzenlenecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak Erdoğan'ın heyetinde Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la Genelkurmay Başkanı Akar da yer alıyor. Türk F-16'larının bir Rus uçağını düşürmesinin ardından düzenlenen ilk konsey toplantısında Putin ve Erdoğan iki ülke arasındaki tansiyonun düşmesinden sonra dördüncü kez yüz yüze görüşecek. Moskova'daki randevu öncesi Başbakan Yıldırım da Rus mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Rusya Başbakanı Medvedev, bazı tarım ürünlerinin ihracatına imkan tanıyan kararnameyi imzaladığını bildirdi. Türkiye, Membiç ve Rakka konularında Amerikan yönetimiyle yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığını açıklasa da bölgede farklı gelişmeler de var. Pentagon'un Rakka operasyonunda PYD'ye destek vermek için Suriye'ye 300 asker ve ağır silah gönderdiği öne sürüldü. Amerikan Dışişleri Bakanlığı da PYD'ye verilen desteğin süreceğini açıkladı. Amerikan yönetimi RAK operasyonunu ağırlığını PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile sürdürmekte kararlı. IŞİD'in Suriye'deki başkenti Rakka'yı kuşatan ve kente 4 kilometre mesafeye kadar yaklaşan PYD'ye istediği destek geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Suriye'ye deniz piyadeleri ve özel harekat komandolarını gönderdiği iddia edildi.
Amerikan medyasının savunma yetkililerine dayandırdığı haberlerde yaklaşık 300 askerin PYD destek için Rakka'nın kuzeyine konuşlandırılacağı öne sürüldü. Ankara'yı kızdıracak gelişmeler bununla da sınırlı değil. Pentagon'un askerlerin yanı sıra bölgeye obüs, orta menzilli top ve Osprey tipi helikopterler gönderdiği de iddia ediliyor. Medyada yer alan haberlere ilişkin Pentagon'dan bir açıklama yapılmazken Amerikan Dışişleri Bakanlığı YPG'ye desteğin süreceğini duyurdu. Trump yönetiminin yeni bir isim bulamaması nedeniyle geçici olarak Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne devam eden Mark Toner, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi uzun zamandan beri desteklediklerini söyledi. PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu yönündeki görüşe saygıyla karşı çıkıyoruz diyen sözcü, terör örgütü olarak kabul ettikleri PKK'nın İran Sincar bölgesindeki varlığına da karşı olduklarını belirtti. Toner'a yanıt Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Bu söylediklerinin doğru olmadığını kendileri de biliyorlar. Amerika'nın bütün resmi istihbarat raporlarında PYD'nin, YPG'nin, PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu kendileri ifade etmekteydiler. Kalın, Amerikan ordusunun Membiç'e asker sevkiyatına da tepki gösterdi. YPG, PYD gibi terör örgütleri üzerinden DEAŞ'la mücadele etmeye çalışmak ancak kendi ayağınıza kurşun sıkmak olur. Amerikan Savunma Bakanlığı daha önce bölgedeki güçlere güven vermek ve IŞİD'den başka bir tarafa saldıranları caydırmak amacıyla Membiç'in kuzey ve batısında asker konuşlandırdıklarını açıklamıştı. Ankara-Berlin hattında yaşanan yasak kriziyle referandum gündemine dönelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmayınca Almanya'ya giderek gurbetçilerle bir araya gelme kararı aldı. Yurt dışındaki Türklere seslenen Erdoğan, hangi engeli koyarlarsa koysunlar, sandığa giderek oylarınızı kullanın dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'dense Erdoğan'ın Nazi benzetmesine tepki geldi. Almanya'da Türkiye'deki hassas bir referandum sürecinde taraf tutmamalı, hayra ya da evite meyil göstermemelidir. Almanya'nın Türk bakanların referandum kampanyalarını yasaklamasıyla başlayan krizde ikinci perde açılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel arasındaki görüşmeden somut bir sonuç çıkmazken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da devreye girdi. Kıskanıyorlar. Onların bizlerle olan gönül bağını çok iyi biliyor onlar. Onu bildikleri için zaten bunu engellemek istiyorlar. Benim de arzum var. Onlarla bir araya gelmeyi çok arzu ediyorum. Ve şu anda arkadaşlarımız çalışmaları yürütüyorlar. Almanya'ya gitmeyi planladığını açıklayan Erdoğan, gurbetçilere de seslendi. Hangi engeli koyarlarsa koysunlar, sandığınıza giderek oylarınızı muhakkak kullanın. Erdoğan'ın nerede ve ne zaman konuşacağı ise henüz belirlenmedi. Cumhurbaşkanının nerede miting yapacağı belli değil. Nerede olabileceğine dair Sigmar Gabriel'in de bazı düşünceler oldu. Federal Meclis'te konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel'dense Nazi benzetmesine tepki geldi. Nazi dönemiyle karşılaştırılmak üzerine ciddi yorumlar yapılamaz. Türkiye, Nazi dönemine yönelik açıklamalarına son vermeli. 16 Nisan'da halk oyuna sunulacak anayasa değişikliğini sorunlu olarak değerlendiren Merkel, Türk politikacılara uygulanan yasak konusundaysa net konuşmadı. Önceden bilgilendirme ve izin alma şartıyla Almanya'da seçim kampanyası etkinliklerine katılmaları mümkün. Ancak Türkiye'deki iç çatışmaların Almanya'ya sıçramayacağından emin olmak için mümkün olan her şeyi yapacağız. Merkel'e yanıt Ankara'da habercilerle buluşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi. Alman yönetimine Nazi demediklerini kaydeden Çavuşoğlu, uygulama o döneme benziyor dedi. Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda derken Türk siyasetçilere kampanya yasağı koyan ülkelere İsviçre de eklendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Zürih'te yapacağı toplantının güvenlik gerekçesiyle yasaklanması istendi. Ancak Çavuşoğlu İsviçre'ye de Hollanda'ya da rest çekti. Türkiye ile Almanya arasındaki krize çözüm bulunamazken Hollanda'da da ziyaret tartışması başladı. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders kalabalık bir grupla Lahey'deki Türk Büyükelçiliği önünde eylem yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 11 Mart Cumartesi günü yapılması öngörülen Rotterdam ziyaretinin engellenmesini isteyen Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi, Türkçe "Uzak dur, bu bizim ülkemiz" yazılı bir pankart açtı. Eylemden kısa süre sonra da Çavuşoğlu'nun Rotterdam ziyaretini iptal ettiği duyuruldu. Kararın salon sahibinin kullanım iznini geri çekmesi üzerine aldığı belirtilirken Çavuşoğlu'ndan yalanlama geldi. Hollanda'ya gideceğim, tabii ki gideceğim. Yani şunu herkes bilsin, bu tür uygulamalar, bu tür engellemeler bizi durduramaz. Wilders gibi faşistlere de pabuç bırakmayız. Vatandaşımız nerede bizi isterse, ne zaman isterse gideriz, vatandaşlarımıza da bir araya geliriz. Çavuşoğlu tartışılan Nazi benzetmesini de bu kez Hollandalı siyasetçi Wilders için kullandı. Wilders'ın uygulamaları, söylemleri kimi hatırlatıyor? Nazi'yi hatırlatıyor. Irkçı, İslam karşıtı, Müslümanları yok edelim diyor. İsviçre'nin Zürih kantonu da Çavuşoğlu'nun bu ay içinde planlanan referandum etkinliğinin güvenlik gerekçesiyle iptal edilmesi için resmi başvuruda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'da halk oyuna sunulacak yeni sistemle parlamentonun denetim gücünün artacağını söyledi. Artık parlamento gen soru belasından kurtuluyor diyen Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri vardı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 18 maddeyi oku diye seslendi. Kandil'deki teröristler hayır diyor. Kim diyor? FETÖ'cüler diyor. Hayır değil. Bunlar değil miydi 15 Temmuz'da benim milletime karşı bu darbe girişiminde bulunanlar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin canlı yayınında referandum sürecini değerlendirdi. Hedefinde ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu vardı. Gel şunu bir oku ya, şu 18 maddeyi bir oku, burada ne var? Burada bir defa Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık birleştiriliyor. Artık başbakan yok. Artık sadece Cumhurbaşkanı var. Ve Cumhurbaşkanı'nın da takdir edeceği bir kabinesi var. Yeni sistemde bir ya da iki başkan yardımcısı olacağını belirten Erdoğan, meclisin işlevsiz kalacağı eleştirilerine de yanıt verdi. Denetim gücü parlamentonun daha da artırılıyor. Bir seçim kararı mı alma noktasında adım atmak ister? Parlamentonun bu yetkisi yine aynen var. Rakamı şu anda temsilde, adalette çok daha önemli bir yere oturuyor ve 600'de tek kameralı sistem. Erdoğan, mevcut sistemde yer alan gen soru yöntemini de bela olarak niteledi. Artık parlamento bu gen soru belasından kurtuluyor, bu yok. Asıl gen soru sahibi kimdir? Millettir. Millet diyecek ki, 5 sene sonra bana gelecek, ha ben gen sorumu veririm. Eğer bu hükümete ben dur diyorsam gönderirim, devam dersem devam ederim. Erdoğan yeni sistemle terörle mücadelenin de kolaylaşacağını söyledi. Öyle bir yapı var ki bu yapı içerisinde bunlara anında bir müdahaleyi yapamıyorsunuz. Başkanlık sistemi de bunun kararını net, hemen, kesin verir ve adım atarsınız. Çünkü bu işler öyle gecikmeye tahammülü olan işler değil. İktidarla ana muhalefet arasındaki teşekkür polemiğinde söz sırası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Kılıçdaroğlu, bizim anlatamadığımızı bütün Türkiye'ye anlattı diyen başbakana yanıt verdi. Halka doğruları söylemeye devam edeceklerini belirten CHP lideri, anayasa değişikliğinin toplumu böleceğini savundu. Sağ olsun Binali Bey. Kılıçdaroğlu halka doğruları söylüyor diye açıklama yapmış, kendisine teşekkür ediyorum. Kendisinin anlatmasına gerek yok, yorulmasına da gerek yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum öncesi belediye başkanlarını Ankara'da topladı. Anayasa değişikliğinin yaratabileceği toplumsal yarılmayı herkese anlatmanız gerekiyor. Biz bu ülkede gerilim istemiyoruz. Kutuplaşma istemiyoruz. Farklı düşüncelerde olsak dahi bir arada yaşamak istiyoruz. Türkiye'nin tehlikeli bir sürece sokulmak istendiğini savunan Kılıçdaroğlu, çift başlılık eleştirisini sürdürdü. Deniyor ki, bu anayasa değişikliğiyle çift başlılık ortadan kalkacak. Bu doğru değil. Tam tersine çift başlılık
bir anayasal kurum haline geliyor. Başkan seçilecek kişi hem Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecek hem de kendi partisinin genel başkanı olacak. Türkiye'yi bu girdaptan kurtarmamız lazım. CHP liderinin hedefinde iktidar vardı. Deniyor ki bu anayasa değişikliği geçerse terör bitecek. İstedikleri kanunu çıkarıyorlar. İstedikleri kararı alabiliyorlar. Parlamentoya gelen her yasa değişikliğine de evet dedik. 15 yıldır niye bitirmediler? Ellerinden tutan mı oldu? Kılıçdaroğlu vatandaşlardan kaos söylemine itibar etmemelerini istedi. Hayır çıkarsa kaos olur diye halkı korkutmaya başladılar. Hayır çıkarsa hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Hayır çıktığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı yine koltuğunda kalacak. Türkiye bir şehidine daha veda etti bugün. Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda şehit olan uzman çavuş Ali Şirin, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır'ın Lice kırsalındaki operasyonda şehit olan uzman çavuş Ali Şirin son yolculuğuna uğurlandı. 25 yaşındaki şehit 2 yıllık uzman çavuştu. Yakında baba olmaya hazırlanıyordu. Naaşı Çorum'un Dodurga ilçesindeki baba evine getirildiğinde gözyaşları adeta sel oldu. Hamile eşinin feryatları yürekleri dağladı. Üç evladından birini teröre kurban veren baba Mustafa Şirin'i teselli etmekte kolay olmadı. Dibekli köy meydanında kılınan cenaze namazına şehidin silah arkadaşları da katıldı. Orada da yanındaydım, burada da yanındayım abi. Fenalık geçiren anne Fatma Şirin'e sağlık görevlileri müdahale etti. Şehit Şirin, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Uzman çavuş Ali Şirin'in şehit olduğu Diyarbakır operasyonu 4. gününde. Operasyonda şu ana kadar 19 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyon merkezine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Hani ilçeleriyle Bingöl sınırını kapsayan 1000 kilometre karelik alanda 7000 güvenlik görevlisiyle başlatılan operasyon 4. gününde. Genç ilçesi kırsalında 5 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle operasyonda öldürülen terörist sayısı 19'a yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Gürler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'la birlikte operasyon merkezinde incelemelerde bulundu. Buralarda atacağımız her adım sadece bu coğrafyayı değil, etrafımızdaki coğrafyayı da ilgilendirmektedir. Çünkü Türkiye sadece kendi ülkesine mensup olan insanların ümidi olan bir ülke değildir. Bütün gayreti, kararlılığı ve iradeyi ortaya koyacağız. Terör operasyonlarının sürdürüldüğü bir başka bölgede Şırnak. Silopi'deki operasyonda bir evin bodrum katında çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Bitlis'in Sehi ormanlarındaki operasyonlar da devam ediyor. Vali Ahmet Çınar operasyon bölgesinde inceleme yaptı. Artık şunu görüyoruz. Devletimiz dağ, taş, köy, mezra, bu bölgenin her alanına tamamıyla hakimler. Kuzey İran, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine çarşamba günü düzenlenen hava harekatında da 6 hedef imha edildi. 15 Temmuz davalarında ilk kez bir orgeneral mahkemede ifade verdi. Malatya'daki darbe girişimi davasında yargılanan eski 2. Ordu Komutanı Adem Hududi suçlamaları reddetti, darbeye karşı çıktım dedi. Üçüncü duruşmaya da bağcıksız ayakkabı ve elleri kelepçeli getirildi. Darbeci olduğu iddiasını reddetti. 15 Temmuz davalarında savunma yapan ilk orgeneral eski 2. Ordu Komutanı Adem Hududi oldu.
FETÖ'cü olduğu iddiasını reddeden Hududi, devrelerim 4 askeri şurayla orgeneralliğe yükselirken ben 7. seferde yükseldim dedi. Olayın başından itibaren darbeye karşı olduğum kurmay başkanına verdiğim emirlerle net olarak ortadadır. Vali Bey'e Ankara'daki komutanlara ulaşamadığımı ve devletimin yanında olduğumu sözlü olarak beyan ettim. HTS kayıtlarında Vali Bey'le 20'den fazla görüştüğüm ortadadır. Darbecileri derdest ederek Türk adaletine teslim ettim. Hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile ilişkisi olmadığını söyleyen Hududi, sıkı yönetim mesajındaki son imzalardan emrin kanunsuz olduğunu anladığını belirterek darbecilerin kendisini de derdest etmeye çalıştığını savundu. Darbeci hiç kimseyle görüşmedim. Çocuklar ne yaptınız, beni de yaktınız şeklinde bir söz kullanmadım. Darbeciler beni Ankara'ya götürmek istediler. Kurmay Başkanım, Kara Havacılık Alay Komutanı'nı arayarak bunu engellemiştir. İddianamede Hududi'nin Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7. Anajet Üst Komutanı Emin Ay'a ''Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız'' dediği, Ay'ın da ''Olmadı işte komutanım, başaramadık'' karşılığını verdiği öne sürülmüştü. Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında sanık savunmaları tamamlandı. Artık mahkemenin ara kararı bekleniyor. Duruşma öncesi salon önünde toplananlar sanıkların üzerine idam ipi fırlattı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonuna getirilen sanıklar bugün de vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlardan bazıları sanıkların üzerine ip attı. Suikast girişimi davasında 3'ü firari, 44'ü tutuklu, 47 sanık yargılanıyor. Günlerdir devam eden ilk duruşmada sanık savunmaları tamamlandı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi bugünkü duruşmada davanın 1 numaralı sanığı Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi için Adalet Bakanlığı aracılığıyla talepte bulunulmasına karar verdi. Firari sanıklar Burkay Karatepe ve Özcan Karaca'nın yakalanması için de kırmızı bülten çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları da müdahillik talebinde bulundu. Talebin kabul edilmesini isteyen savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde talepte bulundu. Fethullahçı terör örgütü soruşturmaları Aselsan'a sıçradı. Aselsan çalışanı 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aselsan'da halen görev yapanların da aralarında olduğu 84 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında 4 ilde 86 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Şu ana kadar şüphelilerden 46'sı gözaltına alındı. Silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan şüphelilerden bazılarının Baylok kullanıcısı olduğu iddia ediliyor. Bursa'da devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında da 59 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 32'si Bursa ve İstanbul'da gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kanun hükmünde kararname ile kapatılan özel Nilüfer eğitim kurumlarına yönelik operasyon başlatıldı. 59 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin Bursa Merkez, İnegöl, Mudanya, Yenişehir ve Mustafa Kemal Paşa ilçeleriyle İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı. Orta Amerika'dayız. Guatemala'da tutuldukları barınma evinde tacize uğradıkları gerekçesiyle isyan çıkaran genç kızlar yatakları ateşe verdi. Yangında yaşları 14 ile 17 arasında değişen 22 kız hayatını kaybetti. Orta Amerika ülkelerinden Guatemala yangın şoku yaşıyor. Başkent Guatemala City yakınlarındaki barınma merkezinde tutulan genç kızlar cinsel tacize uğradıklarını öne sürerek isyan çıkardı. Polis isyana müdahale edince bir grup genç kız yataklarını ateşe verdi. Çıkan yangında 22 genç kız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 14 ila 17 arasında olduğu açıklandı. Yangın haberini duyan çocukların aileleriyle akrabaları yurda akın etti. Acı haberi alan anneler sinir krizi geçirdi. Facianın ardından ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.
Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, barınma merkezi müdürünün görevden alındığını ve facia ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Barınma merkezinde 18 yaşın altındaki taciz kurbanları, evsiz ya da ıslah evlerinde cezasını tamamlamış çocukların kaldığı belirtildi. Normalde 600 kişi kapasiteli yurtta yangın sırasında 800 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Bazı hükümet yetkilileri de bir süredir yurttaki koşulları eleştiriyordu. Yerel medya ise yurdun hakimler tarafından ıslah evi olarak da kullanıldığını öne sürüyordu. Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz ile ilgili ilk karar çıktı. Atalay Filiz, Ankara'da işlediği öne sürülen iki cinayetten iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Atalay Filiz, Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radçikova'yı tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Filiz son savunmasında Demirarslan ve kız arkadaşını casusluk yaptıkları gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi. Filiz, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürmek suçundan da İstanbul'da yargılanıyor. Atalay Filiz, Fatma Kayıkçı cinayetinin ardından kaçtığı İzmir'de yakalanmıştı. Bir dakika. Adana'da 4 aylık hamile bir kadın zorla bindirildiği arabada darp edildi. Şüpheliler parasını gasp ettikleri kadını yol kenarına atarak kaçtı. Gaziantep'ten yakınlarını ziyaret için Adana'ya giden 31 yaşındaki kadın Bahçeşir Mahallesi'nden Otogar'a gitmek için yol kenarında araç beklemeye başladı. İddialara göre bu sırada otomobille yanına yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından zorla araca bindirilen kadın kaçırıldı. Otomobilde darp edilen ve parası gasp edilen kadın daha sonra şüphelilerce araçtan yol kenarına atıldı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İzmir'in Konak ilçesinde bir büfeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında yoldan geçen iki kişinin de olduğu 4 kişi yaralandı. Alsancak Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir büfeye kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği büfe çalışanıyla o sırada alışveriş yapan bir vatandaş ve yoldan geçen iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Karnından yaralanan bir kişinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Ekipler kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. İzmir'in Konak ilçesinde de sobadan sızan karbon monoksit gazı iki can aldı. Uykularında zehirlenen baba ve zihinsel engelli oğlu hayatını kaybetti. Oğlu ve kızıyla birlikte yaşayan 65 yaşındaki Şahap Tiren gece ısınmak için sobayı yaktı. Baba Tiren'le doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 40 yaşındaki oğlu Seçkin Tiren sobanın bulunduğu odada, kızı Seçil Tiren ise ayrı bir odada yattı. Sabah işe gitmek için kalkan Seçil Tiren, babasının ve abisinin hareketsiz yattığını görünce sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba oğlun hayatını kaybettiğini belirledi. Sahte içki can aldı. İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan Güray Tan Mısır hayatını kaybetti. Kadıköy'de dövmecilik yapan 45 yaşındaki Güray Tan Mısır, pazar günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Mısır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mısır'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, Mısır'ın sahte içkiyi temin ettiği öne sürülen zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul genelinde de sahte içki alarmı verildi. Çatalca'da sahte içki imalatı yapılan bir eve baskın düzenlendi. Bir kişi gözaltına alındı. İki kişiyi dolandırdı, üçüncü de yakayı ele verdi. Bursa'da bir esnafı FETÖ bahanesiyle dolandıran sahte savcıyı
vatandaşlar yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kendisini savcı olarak tanıttı, esnafın 13 bin lirasına göz koydu. Bursa'da Mudanya Caddesi üzerinde beyaz eşya mağazası bulunan bir esnafı arayan sahte savcı, adınız FETÖ soruşturmasına karışmış, hesaplarınızda hareketlilik var yalanını söyledi. Esnafa bir polis göndereceğini ve elindeki paraları verirse kurtulacağını söyleyen sahte savcının planı aslında işledi. Mağazaya girip esnafın 13 bin lirasını alan sahte savcı olay yerinden ayrılmak üzereydi ki devreye vatandaşlar girdi. Esnafın komşuları durumu fark etti ve sahte savcının önünü kesti. O anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Dolandırıcıyı yakalayan vatandaşlar polise haber verdi. Daha önce de iki kişi 50 bin lira dolandırdığı anlaşılan zanlı adliyeye sevk edildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi borcunu ödemediği gerekçesiyle arkadaşının motosikletini yaktı. Olay yerine gelen polis motosikletin çalıntı olduğunu belirleyince iki kişi de gözaltına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi borcunu ödemeyen arkadaşının motosikletini yaktı. Alacağım vardı, vermedi. Evet. Cumhuriyet Mahallesi'nde iki arkadaş arasında 300 lira alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan şahıslardan biri arkadaşına ait motosikletin üzerine benzin döküp ateşe verdi. Birbirimize girdik. Ben de sinir krizine girdim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Motoru yaktım. Daha kötü şeyler de oldu. Motosiklet küle dönerken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki kişiyi karakola götürdü. Umarım o da pişmandır. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıkınca polis hem sahibi olduğunu söyleyen kişiyi hem de kızgın arkadaşını gözaltına aldı. Sebep söyle. Sen neydi ben sebebi? Şüphelinin motosikleti İnegöl'deki bir tamirciden aldığını söylediği öğrenildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi çamur yakma tesislerinden elektrik üretecek. Doğu Atık Su Arıtma Sahası'nda yapılan tesisin günde 2,5 megawatt elektrik üreterek 12 yılda maliyetini amorti etmesi bekleniyor. Bu tesis şu anda Türkiye'de örnek bir tesis olmuş olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Doğu Atık Su Arıtma Sahası'nda açılış için gün sayan çamur yakma tesislerinde incelemelerde bulundu. Özellikle çevre dostu bir tesis, çevreye baca gazı emisyonları konusunda da gerçek kriterlere uygun. Amitler katı atık depolama sahasında oluşan metan gazından elektrik elde eden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de arıtma tesislerinden çıkan çamurdan elektrik üretecek. Bursa'daki arıtma tesislerinden üreten 400 ton çamurun burada yakılacağı bir tesis olacak. Bir yandan çamuru yakacak, bir taraftan da elektrik üretecek. 2,5 megawatt gücünde de elektrik üretmiş olacak. Başkan Altepe, Mart ayı sonunda faaliyete geçmesi hedeflenen tesisin 12 yıl içinde kendi kendini amorti edeceğini söyledi. Kendi kendini de ödeyen bir tesis ve bize bir maliyeti olmayacak. Yaklaşık bugünkü hesaplara göre 12 yılda da kendini amorti etmiş olacak. Osman Gazi Belediyesi 16. yüzyılda inşa edilen Miri Budela Tekkesi'ni restore ediyor. Halk arasında kedili tekke olarak bilinen yapı sosyal tesis olarak hizmet verecek. Osman Gazi Belediyesi Muradiye'deki 16. yüzyıldan kalma tarihi kedili tekke için kollar ısımadı. 1925 yılında tekke ve zaviyelere kapatılması kanunuyla burası kapatılmış. Daha sonraki süreçte burası sosyal amaçlı kullanılmış. Ve tabii ufak bir mekan olduğu için de çok işlevsel olmadığı için terk edilmiş, kendi haline kalmış. Başkan Mustafa Dündar, kedili tekke olarak bilinen Miri Budela Tekkesi'ndeki restorasyon çalışmalarını attığı ilk harçla başlattı. Hayırlı olsun inşallah. Burasının mahalleli tarafından da temizlenmesi, bakım yapılması gerektiği bizlere gelmesi neticesinde çöküntü halini alan bu mekanın biz yeniden ayağa kaldırılması için bugün burada bu restorasyon çalışmasını başlatıyoruz. 450 bin liraya mal olması ve yaklaşık 8 ayda tamamlanması planlanan çalışmaların ardından yapı sosyal tesis olarak hizmet verecek. Burası bahsetmiş olduğumuz gibi ufak ölçekli bir yapı.
3 odası, salonu, bahçesi olan ve bir hazinesi bulunan bu yerde. Bizler restorasyon çalışmasını bitirdikten sonra burasını sosyal tesis olarak inşallah kullanacağız. Bursa'nın deprem riski Gürsu Belediyesi'nin düzenlediği toplantıda masaya yatırıldı. Uzmanlara göre Gürsu, fay hatlarına yakınlığı ve zemin yapısıyla riskli alanlar arasında. Gürsu'muz Bursa'mızın depremsellik anlamında en önemli ilçelerinden bir tanesidir. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Enginer, Gürsu'nun Bursa'nın en riskli bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Bunun sebepleri fay hatlarına olan yakınlıkları, zeminin özellikleri, alüvyon zeminde oturmakta, sıvılaşma alanları bulunmakta. Gürsu Belediyesi'nin düzenlediği konferansa katılan Er, dayanıksız konut yapısının değişmesi gerektiğine işaret etti. 8 büyüklüğünde bir deprem oluyor Japonya'da, hiç insan ölmüyor. Biz de Çanakkale'de gördüğümüz zaman 5 büyüklüğündeki depremde binalarımız yıkılıyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da ilçedeki dönüşüm çalışmalarına değindi. Kentsel dönüşüm bireysel anlamda başladı. 1,5 yıl içerisinde aşağı yukarı 200 tane bina yıkılarak yeniden yapılmaya başladı. İnşallah bunu ada bazında gerçekleştirebilirsek kısa zamanda depremsel olayları da çözmüş oluruz diyorum. Belediye 99 depreminden önce yapılan binalara öncelik veriyor. Özellikle Yeni Doğan bölgesinde biraz daha öncelik veriyoruz. Çünkü diğer mahallelerimizde %60'ı 1999 depreminden sonra yapıldığı için onlar biraz daha sağlam ve kullanılabilir bina. Bursa'da düzenlenen Rumeli tanıtım günlerinde Balkan kültürü yeniden hayat buldu. Rumeli Fed'in Merinos'ta düzenlediği etkinlik Balkan renklerini Bursa'ya taşıyor. Bursa'da ilk kez düzenlenen Rumeli kültür ve tanıtım günleriyle kentte Balkan rüzgarları esmeye başladı. Bursa'dan işte Balkanlara gitmeden kendi kültürlerini, örflerini, adetlerini ayaklarına getirelim istedik. Burada vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyon Merinos'ta ziyaretçileri ağırlıyor. Rumeli'nin kültürünü, Rumeli'nin işte yemeğini, Rumeli'nin kostümünü, Rumeli'nin örf adetlerini tanıtabilmek maksadıyla gerçekleştirdiğimiz, vatandaşlarımızla birlikte, birlikte güçlüyüz sloganıyla çıktığımız bir etkinlik. 12 Mart tarihine kadar konukları ağırlayacak olan etkinlikte Rumeli'ye has kıyafetler dikkat çekiyor. Balkanlarda sırma işleri ve kadınlarımız bunları el işleriyle çalışmalarını yapmaktadır. Makine işçileri çok kullanılmıyorlar. Tamamen şehirlerimizde kadınlarımız el işlemeleriyle sırma işlemeler yapıyorlar. Özel günlerde giyiliyor. Tamamen şalvar gecesi dediğimiz kına gecesi, yani bunların özel bir geceleri vardır. Geleneksel lezzetler de etkinlik boyunca müşterilerini bekleyecek. Bu kuru et diğer ismiyle halk arasında kakaş olarak bilinir. Bunun yapılış tarzı et ile tuzun birleşimiyle meydana gelen bir olay. 5 gün mü ya da 6 gün mü önce tuzla durdururuz etleri. Daha sonra çıkarıp 2 gün boyunca sürekli yıkarız. Bunları yüksek yerde, sayvanlar dediğimiz yerde rüzgarla beraber 70 ila 100-110 gün arasında değişen zamanda kurur. Mobilyada %18 oranındaki KDV'nin %8'e düşürülmesi, beyaz eşyada da ÖTV'nin sıfırlanması piyasayı hareketlendirdi. İndirimle birlikte özellikle evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yüzü güldü. KDV indiriminin faydası kesinlikle oldu. Sektörde bir hareket sağladı hepimize. Mobilyada uygulanan %18 oranındaki KDV'nin %8'e düşürülmesi sektöre hareketlilik getirdi. KDV indirimi gelince nakit oranını arttırdı. Satışlarımızı destekledi. Sezondan eski ziyade Nisan'da yapacaksak Mart'tan ciroları arttırmaya başladık diyebiliriz. Müşterilerin karar verme sürecini öne çekti. Zannediyorum Nisan ayında bu daha da kendini gösterecektir. İndirim özellikle evlilik hazırlığı yapanlara büyük avantaj sağlıyor. Temmuz-Ağustos dönemi evliliği olanlar şimdi zaten keşiflere, araştırmalara başladı. Bu kampanyadan da yararlanmak için o süreyi hızlandıracaklardır 30 Nisan'dan önce. KDV'den biz de faydalandık. Bayağı bir indirim oldu yani. Memnun da kaldık. İhtiyacı olanlar için bence güzel bir fırsat. Mobilyacılar 30 Nisan'da sona erecek indirimlerin devam etmesini istiyor. 30 Nisan'da son bulacak ama süresi uzatılsa biraz daha iyi olacağını düşünüyoruz. En azından satışlarımızın artacağını, ilgi duyulduğunu görüyoruz. Bizim beklentimiz sanki devam edecekmiş gibi. Beyaz eşyada da sıfırlanan ÖTV piyasaya hareketlilik getirdi. Şubat ayı gerçekten normalde kış ayı olduğu için hani durgun bir aydır, biraz ölü bir aydır ama ÖTV'nin çok etkisi oldu. Nisan'ı beklemeden daha hızlı bir şekilde mağazamıza
gelip fiyatlar alındı, alışverişler yapıldı. Yani şehir dışı sevkiyatlarımız bile arttı diyebilirim. Şu an ÖTV indiriminden dolayı oldukça güzel hareketlenme var aslında. Düğün sezonu da başlayacak. Daha bir hareket bekliyoruz. Beyaz eşyalarımı değiştirmeyi düşünüyordum ben de. ÖTV indirimin katkısı olduğundan dolayı da bir bakmak istedim. Bizim için çok iyi oldu gerçekten. Bugün Dünya Böbrek Günü. Uzmanlar böbrek sağlığı için özellikle bilinçsiz ilaç tüketimi ve obezitenin en önemli risk faktörleri arasında yer aldığını vurguluyor. Dünya Böbrek Günü'nde uzmanlardan fazla kilo uyarısı geldi. Obezite diğer organlarımızda olduğu gibi böbrekler üzerinde olumsuzlukları çok belirgindir. İlaçlar yine obezitenin direkt böbreğe baskısı, diğer böbrek tutulumu ve buna bağlı olarak da dolaşan kanın böbrekleri iyi bir şekilde kanlandırmaması, bu gibi olumsuzluklar böbreğimizi belirgin derecede olumsuz etkiler. Hem tansiyon hastalarında hem de sağlıklı bireylerde böbrek sağlığını riske atan ikinci faktörse aşırı tuz tüketimi. Tuz ne kadar fazla tüketilirse kan basıncını o kadar arttırır. Özellikle tansiyon hastalarda bu daha belirgindir. Bu nedenle tuz tüketimi artarsa böbrek rahatsızlığı da artar. Uzmanlar böbrekleri korumak için 8 altın kuralın uygulanması gerektiğini söylüyor. Bol su 3 litre civarında yazın, kışında 2-2,5 litre bol su tüketeceğiz. Egzersiz yapacağız. Alkol ve sigaradan mutlak ve mutlak uzak duracağız. Kontrollü ilaç kullanımı ve sağlıklı beslenme de böbrek sağlığı için büyük önem taşıyor. Mümkün olduğunca organik beslenmeliyiz. Her şeyin doğalı, doğalı, doğalı diyoruz. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu hafta Türk-Japon Dostluk Konseri verecek. Konseri Şef Ender Sakpınar yönetecek. Bizim çok yakından tanıdığımız ve çok benzerlikler olduğuna inandığım Japon kültürüyle bestecilerin eserinden almadığımız bir program oluşturduk bu hafta. Bursalı sanatseverler Türk-Japon Dostluk Haftası'nda ilk kez Japonya yerel çalgısı Koto ile tanışacak. Japon bestecilerinin yöresel temalarından oluşan suite'ler, Türkiye'de bir süredir yaşayan Atsuko Suetomi isimli bir Koto sanatçısı birlikte yine Japon bestecilerin eserlerini seslendireceğiz. Şef Ender Sakpınar'ın yöneteceği konserde Japon Koto sanatçısı Atsuko Suetomi Bursa'da ilk kez solist olarak sahne alacak. Ben de ilk Bursa'ya geldim. Çok beğeniyorum. Biraz Japonya'ya benziyor. Yeşil bir şehir, sakin. Çok seviyorum. Atsuko Suetomi konserde Japon motifleri ve Türk sanat müziği öğelerini barındıran düzenlemeleri sanatseverlerin beğenisine sunacak. 2000 seneden önceden beri Japonya'da çalınan bir geleneksel çalgıdır. Eserleri çok farklı. Şimdi çok modern bir caz, öyle çok modern eseri var ama enstrümanı aynı diyor. Atsuko Suetomi konsere Japon geleneksel giysisi kimono ile çıkacak. Japon'un geleneksel kıyafet giymek biraz zahmet bir işi. Bir saat gibi sürüyor. Yarın özel gördüğü için kimono giyeceğim. Konserin ikinci yarısında ise Pınar Köksal'ın bestelerinden oluşan programda soprano Feryal Türkoğlu, tenor Hakan Aysev ve kanun sanatçısı Halil Altınköprü solist olarak yer alacak. Konser Cuma akşamı saat 20'de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Yarın konserimize Bursalı müzik seviyenleri bekliyoruz. Efendim biz size hakikatleri anlatmaya çalıştık. Olay ana haberin sonunda Ankara'da düzenlenen Dünya Müzikleri Festivali'ne uzanacağız. Sahnede Cezayirli sanatçı Suat Masi var. Mutlu akşamlar. Altyazı M.K.
ya kelimallahi.